Bugün size piyasaya ilk çıktığında tahmini olarak ilk 10 borsanın hatta daha fazlasının kapışabileceği 5 tane coinden bahsedeceğim. Üzerine bazılarının ücretsiz olarak nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Bir de bir arkadaşımdan soru geldi. Yatırım şirketleriyle alakalı. 2024 boğasında para kaybetmemek ve kazanabilmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu anlatacağım. Dolu bir bölümümüz var. Siz YouTube algoritmasını çalıştırmak adına bu bölümü beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Fazla vakit kaybetmeden direkt o 5 coin'in ilkiyle başlayalım. Neymiş bu ilk 10 borsaya girebilecek coin'lerin ilki? Şöyle coin market kebe bir bakıyoruz arkadaşlar. Hani böyle kırılım geldi gelecek uzun sürelerdir bitcoin'in bu civarlarda kaldığını görebiliyoruz. O kırılımın da birçoğumuzun topluluğunun beklediği gibi pozitif olacağını düşünmekteyiz. Umarız kripto yanlısı Trump seçilirse özellikle Kasım ayına doğru işte o zaman güzel şeyler olabilir kriptoda. Hani beklemedeyiz yapacak bir şey yok. Neyse böyle bir atmosferdeyken bazı projeleri bulmak. Fuck. Ücretli veya ücretsiz onların bir parçası olmak çok önemli hale geliyor. Daha önceki boğa koşullarında altcoin ve bitcoin'in de olmak üzere tabii ki olduğu gibi. Bildiğin üzere ben araştırmalarımı çok detaylı bir şekilde yapıyorum. Arada makaleler okuyorum, bloglar okuyorum vesaire. Onlardan bir tanesi gördüğüm kadarıyla birkaç yerde de çıkmış. Bakın bu coin edition'da bir de Defiant diye bir site var. Burayı da takip ediyorum arada. Buralarda çıkmış. Solana VM diye bir şey buldum. Şimdi olayı bilmiyorum. Hani Solana bu aralar çok trend olduğu için dedim bir küçük bir bakayım ne olduğuna. Çünkü VM EVM'den de geliyor olabilir dedim. Hakikaten de öyleymiş. EVM dediğimiz nedir? Ethereum'dur. Solana'nın gücünü kullanarak Ethereum'da çıkacak olan DApps dediğimiz merkeziyetsiz aplikasyonları Solana üzerinde yapacaklar. Yani hala Ethereum ağında olacak ama Solana tarafından desteklenecek ve onunla küçük komisyonlar ve çok daha hızlı hale çalışacak. Bu şekilde sistem getiren bir platform, bir token ortaya çıkartmışlar. Hı dedim böyle bir fikri hiç duymamıştım. Bakın burada da yazıyor. The first EVM diyelim compatible layer 2 for Solana diye geçiyor. Yani ikinci katmanda ilk Ethereum'a uyarlanabilen Solana yani sistemi getirmişler. İlk İlginç bir şey dedim. Şöyle bir okudum. Özetini geçeceğim ben sizlere tabii ki. Bu daha ön satıştaymış. Yani bu ücretsiz biriktirebileceklerinizden bir tanesi değil. Ama onlara geleceğiz merak etmeyin. Fakat genel olarak Tokenomics'e baktım. Fikrini falan şöyle bir tekrar okudum. Hani detaylı inceledim. Ha gördüğüm kadarıyla 68 milyar dolarlık. Hani şöyle bir istatistiklerine vesaire baktığınız zaman Dapps dediğimiz merkeziyetsiz aplikasyon var Ethereum'un üzerinde. Bunların bazıları bile böyle bir konseptle Solana kısmına kaymış olsa yani onlardan destek almış olsa böyle bir projeyle ya da buna benzerleri Ile güzel bir yere gelme şansı olabilir. SVM token'ın bu şekilde yazıyor. Aynı zamanda genelde böyle ön satışlarda söylediğim nedir? Mim token olsun veya olmasın. Hedeflerine yakın olduğunda girmek isterim. İlk hedefleri gördüğüm kadarıyla en azından şu anlık bu bir gün 3 saat içerisinde olacak. Beni izlediğiniz zaman biraz daha az olmuş olabilir bu. 781 bin dolar civarına gelmiş bile. Böyle zamanlarda genelde 1 milyona yakınsa veya işte ilk hedeflerine yakınsa vesaire o zaman yatırım yapmaya çalışıyorum. Sonrasından da bunları devam ettirebilirlerse bu hedefleri arttırıyorum. Öyle yapacağım zaten bugün. Hani yatırım yapacaklarımdan bir tanesi. Sizlere gösterebilmek açısından dedim ki video sırasında yapayım. En azından onu da görmüş olun diye. Ethereum'dan ben BNB'ye geçiyorum. Bunu yapabilmek için Metamask'imi bağlayacağım öncelikle tabii ki buraya. Şöyle sonraki diyorum bağla diyorum ve bağlanmış olduk bile. BNB'de bakın USDT direkt seçili hale geldi. Çünkü onunla almayı planlıyorum zaten. Max diyelim çünkü 150 ile yapacağım. 17.700 neredeyse 18.000 küsür alabiliyorum. Önce Epro diyeceğiz, onaylayacağız. Sonra satın almaya geçecek. Okey, 150'miz vardı zaten. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. Şimdilik işlem tamam. Şimdi buy now tuşuna tıklayacağım. Yani satın alacağım buradan. Buy now'a tıkladım. Okey'dir. Cüzdanımdan çekilecek rakamı söylüyor. Onayla diyorum. Küçük bir BNB kesintisi var tabii her zaman olduğu gibi. Ve işlemler tamamdır. Gördüğünüz üzere bu miktarı aldım. Start staking. Bu da yakında geliyormuş eğer staking yapmak isteyenler. Daha ön satıştan aldıkları gibi yapabiliyorlar. Ben şimdilik zaten seçenek olmadığı için yapmayacağım. Sonra da pek düşünmüyorum. Hani ön satışın açılmasını bekleyeceğim stakingden önce. Okey dedim. Bu kadar. Bu arada ben sayfayı yenilememişim. Gördüğünüz üzere şu an neredeyse 940 bin dolar zaten Burada 9.50'ye doğru gidiyorlar. Hani yakında herhalde bitirirler gibi düşünüyorum. Ama bunun bir parçası küçük bir miktarla almış olduk. Belki sonradan arttırmayı da düşünebilirim konsepti beğendiğimden. Şimdi bir sonrakine geçelim. Daha öncesinden bundan bahsettiğimi biliyorsunuz. Roller Coin arkadaşlar. Bu ne için bahsetmiştim ben bundan? Ücretsiz olarak RLT tokenları kazanıp bunları farklı tokenları işte Doge'ye, BTC'ye, BNB'ye sanırım BNB de vardı. Buna dönüştürebiliyordunuz. Ama bunu oyun oynayarak küçük miktarlarda yapabiliyordunuz. Ne demiştim burada? Bir tane hesap değil de 5 tane 10 tane hesap açıp bu şekilde platformu kurup buradan mining yapabilirsiniz diyordum. Şimdi bir RLT coinleri vardı bunların. Roller coin diye zaten geçen. Piyasada yok. Oyun içi coin. Utility token diye geçiyor ama piyasada herhangi bir borsada vesaire yok. Ya yakın dönemlerde duyumu geldi. Belki bir yerlere girme şansları olabilirmiş. Yani borsalara girme şansları olabilirmiş. Şimdi bunu ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Ama bir para değeri yok. Yani anca değiştirdiğiniz zaman BTC, BNB'ye vardı. Fakat şimdi böyle bir şans olmuş olabilir. Hala ücretsiz biriktirebiliyorsunuz. Daha önce anlattığım için çok detayına girmeyeceğim. Ama şöyle küçük bir hatırlayalım ne oldu. Böyle piksel piksel karakterler. Fakat öyle yeni bir yerde değil. 5 seneye yakın süredir açık. Bir de üstüne Twitter'da 195 bin, YouTube'da 127 bin, Telegram'da 68 bin takipçileri var. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. İnsanlar gerçekten buradan para kazanmıyor olsa bu kadar takipçi olmazdı herhalde diye. Arkadaşlar genel olarak burada oyunlar var. Flash oyunlar. internetten oynadığınız belki de eski zamanlarda oynadığınız ya da şimdi yapacağınız. Günlük biraz bu oyunlardan oynayarak ya da anket kısmı da var. Onu da göstereceğim sizlere. Bunları yaparak RLT token dediğimiz kendi tokenlarından kazanabiliyor ve internet üzerinden ücretsiz bir şekilde bakın kendi siteleri de var burada veriyorum. Ücretsiz Doge kazan, ücretsiz BNB kazan, ücretsiz işte BTC kazan falan diye sayfalarını görebiliyorsunuz zaten. Buradan kazandığınız RLT tokenlarla bir mining odası, database dediğimiz bir veri merkezi yaratıyorsunuz ve bunun içine mining makinelerini dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bunu da az önce söylediğim gibi buradan yaptığınız ücretsiz işlerle yapabiliyorsunuz. Bir tık zaman alabilir, ara ara da gelebilirsiniz ama telefonunuzda oynayacağınız ya da PlayStation'ınızda oynayacağınız vakti gelip şurada bir kısmını en azından harcasanız günlük belki belli bir süre sonra öyle bir sistem kuracaksınız ki burada sürekli bir pasif gelir elde edebileceksiniz. Yani bu şekilde RLT tokenları biriktirebilir ve belki de işte o gelecekte borsalara çünkü yüz binlerce oyuncusu var hatta milyon taneye ulaştılar belki de daha bile fazla diye biliyorum. Böyle olunca ne oluyor? Birçok borsanın radarında oluyorlar. Bu kadar büyük bir topluluğu olan platformlar, şirketler. Nasıl Notcoin hemen Binance'e vesaire bütün büyük borsalara girdi? Aynen o şekilde yani. Bir sonraki arkadaşlar çokça bahsedilmeyen Hani Türkiye'de az çok bahsedildi ama çok büyük değil açıkçası. Yani her yerde görmedim. Bir not kadar, bir bulum kadar falan görmedim. Ya da bir hamsterdan falan bahsediyorlar bu aralar. Çok fazla görmedim. Ama içeriden de olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bir duyum aldım. Bunu Telegram üzerinden botla yapabiliyorsunuz. Oyun oynayabiliyorsunuz bununla. Ve buradan tokenları biriktiriyorsunuz. Haziran, Temmuz, şu an Haziran'dayız zaten. Bu ayın içerisinde ya da bir tık daha uzatabilirlermiş daha fazla oyuncu gelsin diye. Temmuz ayında listelenme olabilirmiş. Ve listelenme olacaklardan bir tanesi de Tier 1 dediğimiz borsalardan. ismini öğrenemedim ama Tier 1 dediğimiz ilk 5-10'daki borsa demek oluyor. Yani kesinlikle aklınızda kalması gerekenlerden bir tanesi. Hatta Twitter'da gelin de takip edin bunu. E adımlarını görün, neler yaptıklarını görün. Görüyorsunuz 300 binin üzerinde zaten takipçileri var. Ve Telegram'da da aynı şekilde. Yani yüzbinler binler bunu oynuyor. Siz de bence tokenları biriktirebilmek adına hemen başlayın ücretsiz zaten. Oynuyorsunuz. Ben gereken linki vereceğim referans linkim. Oradan tokenları biriktirebiliriz beraber. Aklınızda bulunsun. Hatta şöyle sizlere gösterebilmek açısından oyun kısmını kestiğim bir bölümü şuraya vermiş olayım. Nasıl oynadığınızı görün buradan Telegram üzerinden. <laughs> Arkadaşlar bu airdrop'a mutlaka katılmaya çalışın. Kazandıracak gibi duruyor. Nottan 600 dolar üstü aldım. Bloom'dan 2000-3000 dolar civarı bekliyorum. Belki bunun da onlarla eş değer olabilme ihtimali var. Bir sonraki. Grass. Arkadaşlar bundan bayağı önce bahsettim. Ve ben sürekli bunu yapmaya devam ediyorum. Bu neydi? Bilgisayarınızın kullanılmayan internetini kullanıp sizlere token çıkartıyordu günlük. Ve bunu neden diyorum? Bu arada ben size teşekkür ediyorum. Sayenizde Titan seviyesine ulaştım. Bu en üst seviye hani olabilecek. Hani bayağı bir token birikti doğal olarak burada. Ama bu ödülleri falan dağıttığım bir Telegram grubum var. Onun linkini özellikle bu aşağı vermeyeceğim. Twitter'ımı takip edin. Orada ara ara yayınlıyorum. 500 kişiye falan ulaştık şimdi. Şöyle binde falan kapatmayı planlıyorum açıkçası. Ara ara yayınlıyorum formunu. Onu doldurup gelebilirsiniz. Şimdilik buraya vermeyeceğim. Twitter'ı takip edin. Bu arkadaşlar çok büyük geliyor olabilir. Çünkü Milyonlara ulaştılar topluluk olarak. Bakın şöyle Twitter'ına gidelim. Güzel bir haber geliyor dediler. Yakında e, yaza güzel başlayacağız. Bu haber bilmiyorum listelenme ile alakalı mı, şirketleriyle alakalı mı? Ama görüyorsunuz neredeyse 400 bin takipçi ve çok kişi kullanıp puan biriktiriyor, token biriktiriyor buradan. Benim de yaptığım gibi. Bunu mutlaka yapmaya çalışın. Yani olacak zaten şey şu. Buraya gittiğiniz zaman download grass diyorsunuz. Ben bunun linkini aşağı vereceğim. Size bu şekilde kuruyor ve şöyle bir aplikasyonu oluyor. Google Chrome'da kurulacak. Bazen internet çekiyor. Bazen bazen çekmiyor bu arada. Şu an öyle iyi çeken bir yerde değilim. Disconnected yazabiliyor. Connected yazacak ve burada puanlar toplayacak. Bu şekilde. Yani tek yapacağınız bu. Arka planda çalışıyor olacak. Ve siz buradan sürekli bedavaya token biriktireceksiniz. Belki güzel bir para demek olabilir bu listelenme zamanı geldiğinde. Yani o yüzden mutlaka yapmaya çalışın bunu da. Ve büyük borsalara da girebilir zamanı geldiğinde. Bir sonraki Bird Byte arkadaşlar. Aslında bunu çok başından yakaladık. Neredeyse kimse konuşmuyor bunu. Hani YouTube'a da baktım, bloggerlara da baktım. Türkiye'de zaten hiç bahseden yok. Şöyle bir olayı var. Neden bunu bahsediyorum? O yüzden söyleyeyim. Bilgisayarınızın Grass gibi kullanılmayan internetini ve bu sefer bilgisayar gücünü de CPU, GPU derler ya onları da kullanabiliyor. Ne yapmıştık daha öncesinden? Aplikasyonuna gitmiştik. Cüzdanımızı bağlamıştık. Ben daha önceden yaptığım için şu an açıldı zaten. Bağla diyorum tekrar. Ağı değiştiriyorum çünkü Ethereum ağında çalışıyor. Şöyle benchmark kısmına gidiyorduk. Start benchmark derseniz şu an internetinizi ölçecek. Burada da CPU, GPU bakın CPU yazmış zaten bilgisayarın gücünü ölçecek. Ve zamanı geldiğinde şu an açık değiller kullanabilecektiniz. Bedavaya token çıkartacaksınız Grass'teki gibi. Ve şöyle bir olay var. Bakın pre-sale'a giderim ve referans kısmına giderim. Ne kadar? Bayağı bir kişi gelmiş. Neredeyse 200 kişi gelmiş. Güzel. Zaten dediğim gibi dağıtacağız. Ben bu linki de aşağı vereceğim. Oradan gelirseniz mutlu olurum tabii. Şuradaki aldığım puanı bir düşünün. Ve şöyle yapacağız şimdi. Neyi demeye çalışıyorum? Hani daha yeni olduğu için ve önemli olduğunu gördüğümden. Bakın burada ana sayfada pre-sale diye bir şey var. Ben açıkçası ön satışlarına girmedim. Sadece tokenlarından puanlar kazanıyorum. Dediğim gibi 1 milyona falan yaklaşmasını bekliyorum genelde ön satışlarım. Ve şu anki fiyatı 0.025. Girdiği zaman da 0.07 olması planlanıyor. Yani hala 2.5-3 çıkışı var şuradan gidebileceğinin. Benim girmeme sebebim bu hedeflerine ulaşmaya yakın olduğunda ben giriş yapıyorum genelde o şekilde yapmaktayım o yüzden ama ücretsiz bir şekilde biriktirebiliyorum ve eğer bu Gres gibi olur büyük topluluklara ulaşırsa Öyle bir ihtimali de var. Neden olduğunu göstermiş olayım şimdi. Şöyle aşağı indiğimizde birçok AI yapay zeka ile ve buna benzer platformlarla, şirketlerle partnerlik kurduklarını görebiliyorsunuz. Bakın yakın dönemde Crypto.com'da listelenmediler. Daha ön satıştalar. Ama ICO olarak yani ön satışlarını orada listelediler. Bu güzel bir şey. Crypto.com çok bilinen büyük bir borsa çünkü. Bakın Sinesis One bu da iyi platformlardan birçok borsaya girmişlerden bir tanesi. Onlarla partnerlik yaptılar. Wairoo ile yine bilenleriniz olabilir. GPU.net'le ile büyüklerden bir tanesi bu da. Yine partner likleri var. Önemlilerinden birkaç tanesini söylemiş olayım. Neden takip ediyorum bunu? Microsoft Partner Center'la bakın. Microsoft'a üye oldular. Hani bu teknoloji olarak yaptıkları bu Depin kategorisinde çalışmalarıyla. Aynı zamanda IBM'de varlar. Yine onlara üye oldular ve Nvidia yine bilinen platformlardan. Yani demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Hani girdikleri zaman çok büyük bir hype yaratabilirler. Daha o kadar kişiye ulaşmadılar. Yolun çok başındalar. Hiçbir şey çıkmaya bilir buradan. Ama ücretsiz olarak zaten yapacağınız için çok fazla bir şey kaybetmemiş olacaksınız. Dediğim gibi ben linkleri aşağı vereceğim bahsetmek istediğim 5 tane o büyük borsaların kapışabileceği türden bu 5 coin'i sizlerle dediğim gibi paylaşmak istedim. Ama başta ne demiştim? Yatırım şirketleriyle alakalı bir açıklama yapacağım demiştim. Bu bana gelen bir arkadaşımdan yorumla başladı açıkçası. Erken dostumuz yazmış demiş ki bana bir arkadaşım Polivare diye bir şirket getirdi bana yatırım şirketi. Tavsiye ediyor girmemi ama emin olamadım. Sana güveniyorum ne düşünüyorsun bu konuda diye. Dostum bugüne kadar bu tarz arbitraj botu, yatırım şirketleri, işte cloud mining vesaire birçok şirkete daha öncesinden girdiğim için deneyimliyim. 9 tane, 12 tane falan. Bir ortak noktaları var hepsinin. O da şu. Bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl vesaire zaman sonra hepsi kapanıyor. Genelde bu şekilde işliyor. Yani gireceksen ilk kontrol etmen gereken kontrol demeyeyim ama ilk karar vermen gereken şey bu. Bu riski alabiliyor musun? O tahmini olarak gidecek. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Çünkü böyle şirketlerin çok azı gerçekten dediklerini yapıyorlar. Bu güzel bir sistem kurmuş birazdan bakacağız ona. Sırf sen dedin diğer arkadaşlarımıza anlatabilmek için aslında yapıyorum bunu da. Çünkü 2024'te o parayı kaybetmeyip daha da fazla kazanabilmek adına hani böyle platformlarda kararınızı iyi vermeniz lazım. O yüzden yapıyorum açıkçası bunu. Neyse. Ben teknik detayına gireceğim şimdi size de anlatacağım. Dediğim gibi erken arkadaşımıza anlatıyorum ama birçoğunuzun aklında bulunsun lütfen. Çünkü bu tarz platformlar karşınıza çok çıkacak. Özellikle de boğa koşusunda paranın çok olduğu zamanlarda. O yüzden kaptırmayın olmak için dikkat etmeniz lazım. Buradan ben hesap açmıştım. Ben linkini vereceğim direkt bu siteye gelebilirsiniz zaten örnek olsun hani bunu anlatırken diye. Sign in diyorum. Burada gördüğünüz üzere yatırım yapabileceğim paketler var. Benim yaptığım neydi? TRC 20 ile yatırmak. Yaklaşık 1000 dolar yatırdım ben buraya. Kaybedebileceğim bir para biliyorum. Hani bu para bir hafta sonra gitse ben üzülmeyeceğim. Öyle söyleyeyim. Şu ana kadar 42 dolar biriktirmiş. Yalnız fix rate dediğimiz hani günlük böyle sürekli şu kadar para kazanacaksın dedikleri zaman hani bunu muhteşem traderlar da yapamıyor. Çok büyük bir firma olması lazım ki bunun garantisini verebilsin sana. Hani bir Binance olması lazım bilmem ne diye düşünmekteyim. Tabii bu benim kendi kanaatim ama ben yine de işte deneme yapabilmek. Şu parayı da buradan çıkartırsam bu arada bir airdrop da ben yapacağım. Herkese vereceğim çekiliş niyetine. Haberin olsun yani o da. Burada arkadaşlar herhangi bir bot vesaire almak isteniyorsa arbitraj bot diye geçiyor. Bir borsadan küçüğü alıyor diğerinden yüksek satıyor deniyor. Hani bu şekilde söylüyorlar. Umarız ki öyledir diyelim. Hani arkadaşım gireceksen gerçekten dikkat et bunlara. Testing bot kısmı var. Arbitraj bot kısmı var. Hani fiyatlarını görebiliyorsun. Bir de mebot bot diye bir şeyleri var. Bu da şuymuş. Sonradan ben de bilmiyordum bunu açıkçası araştırdım. Bunu yaptığını iddia ediyorlar. Şu şekilde söyleyeyim. Bir büyük alım gelmeden herhangi bir borsaya merkeziyetsiz de görüyorlar bunu blockchain üzerinde. O coin'den alıyorlar. Sonra o büyük işte fiyat artışı olduğu için de oradan satıyorlar ve bu aradaki de işte onların karı oluyor böyle bir bot kuracaklarmış söylediklerine göre. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Buradan herhangi bir tanesini seçiyorsun. Mesela ben arbitraj botu seçmiştim. Devam ettiğin zaman neyle yatırım yapacaksan onu seçiyorsun. TRC ile yapmıştım zamanında burada. İşte buradan istediğim miktarı yazmıştım. Sonrasında continue diyerek işlemleri yapmıştım. Yani buraya para yollamaya karar verirsen diye söylüyorum. Diğer arkadaşlarım da duysun benim buradan. Şimdi withdrawal kısmını yapalım. Beraber withdrawals'a geçelim. 42 dolar birikmişti mi? Niye çekmeyeyim ben oradan? Oradan geldikçe para ben sizlere zaten şey yapacağım. Airdrop gibi olacak yani. Çekil gibi olacak. 42 dolarım varmış. Okey diyelim. Submit diyorum. Bilgiler doğru. Okey. Submit dedim. Bakalım. Şu an beklemeye aldı diyor. Umarız gönderilir. Buradan gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Ben bu videoyu yaparken yaptım. Videonun sonuna doğru gelirse bir resmini koyarım en azından elime ulaştı diye. Bakın bot listesi kısmına gittiğim zaman burada Arbitrage Explorer olduğunu görebiliyorsunuz. Ve şu an 1000 dolar işlemler devam ediyor. Şu ana kadar da 42 dolar kazandırmış bana. Umuyoruz bazı diğer şirketler gibi bir gün bir hafta sonra kapanmayacak da bir yıl belki daha fazlasına kapanacak. Bunu gerçekten bilemiyorum. Umuyoruz ki öyle olur diyorum. Hani en azından parayı çıkartmış oluruz buradan. Ama bunu yapmak istemeyebilir herkes. Sen de dahil buna. Gerçekten istemiyorsan önce ücretsiz ücretsizinden deneyebilirsin. Biraz bir tık daha araştırdım ben bunu hazır sen söyledin diye. Ücretsiz seçenekleri de varmış. Gerçekten bu işi yapıyorlar mı? İyi sinyaller veriyorlar mı? Görebilmek için şunu da yapabilirsin. Bunun da linkini vereceğim ben aşağı. Gittiğin zaman burada tıklıyorsun. Bir tane ücretsiz hesap oluşturuyorsun. Ne yapıyor? Şöyle ben hesabıma gireyim hatta buradan. Login diyelim. Mesela böyle bir sayfa var tamam mı? Burada da kendi botunu oluşturuyor musun? Ücretsiz iki tane yapabiliyor musun? Ben iki tane yaptım ama beraber de yapacağız şimdi. Burada create your signal bot diyorsun. Kendi sinyal botunu, arbitraj sinyal sinyal botunu oluşturuyorsun. Bunu test edip görebilirsin. Gerçekten verdiği bilgiler doğru mu diye. Ondan sonra belki hani artık kaybedebileceğin bir rakamla yatırım yapmak istersen yaparsın. Öyle düşünelim. Şimdi aşağı iniyorum benim iki tane var. Ethereum, Bitcoin ve BTC, USDT ile yapmıştım. Bunları sileceğim. İkisini de. Çünkü iki tane hak veriyor. Beraber yapacağız bir daha şimdi. Okey diyorum. İkisini de sildim. Bak boşta iki tane var şu an. Şöyle select diyorum herhangi bir şey. Binance diyelim. ETH, BTC. Yine girdim ben buraya. New bot kısmı var. Şu an şey yapmadım. Test 1 diyelim yine. Signal. Şimdi buraya tıkladığın zaman bot'a atıyor. Oradan bir şey alacağız, kod alacağız kendimize. Şöyle tıklayalım. Telegram üzerine gidiyoruz yani. Send message diyelim. Telegram'da açıyoruz bunu. Burada bak start demişim ben. Signal ID kısmını tıklamışım. Yani bu şekilde yazmışım çünkü sitede onu diyordu. Sonra bana bir tane kod verdi. Bu kodu buradan aldım ben. Sonra sayfaya geri döndüm ben. Signal ID kısmına da bunu kopyaladım. Ve dedim ki aradaki fark %0.1 olduğu zaman bana haber ver. Ben bunun alım satımını yapacağım. Hani bilgisini bana ver, sinyalini ver. Ben buradan yapacağım. Aktif diyoruz ve new bot kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz üzere zaten Telegram'dan da bilgisini geldi. Hani bu botu kurmuş olduk. Buradan sinyaller geliyor gibi düşün. Yani iyi sinyaller gelecek böyle şeyler olduğu zaman sen bunu alıp satabileceksin. Farklı borsalarda da gördüğünüz üzere yapabiliyorsun. Ben Binance'ı örnek olsun diye verdim. Böyle yani kaybedebilecek bir param yok diyelim. Herhangi bir şey koymak istemiyorum buraya diyelim. Önce ben bunu yapardım. Botunu incelerdim, görürdüm, nasıl çalıştığını anlardım. Ondan sonra yatıracaksam sadece ondan sonra yapardım. Ama dediğim gibi bunlar çok uzun soluklu olmuyor. Umarız ki güzel gider. O ayrı mesele. Ama bunu göze alabiliyorsan yap yapacaksan yani işlemlerini. Yine sen ve beni izleyen bütün arkadaşlarım için söylüyorum. Süper, çok detaylı bir bölüm oldu biliyorum. Biraz uzunca yaptık ama umarım herkese yararlı olacaktır. Gerçekten önemli bulduğum için bu bilgilerin hepsini sizlere vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Eğer yararlı oluyorsa bu bölümü beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında çekilişler, airdrop'lar, hızlı bilgiler için Twitter'ım var. Onun da linkini aşağı koyuyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.